Sebepsiz uçtu hayaller gökyüzüne. Ben hala bıraktığın yerde nefes nefese. Fırtın dalgalarında kayboldu bak çocukluğum. Kendini bul, anda kal, uyan ve duy beni. Güzel kokuyor ya. Günaydın. Günaydın. Oh, sevdiğim poğaçalardan da yapılmış. Taze taze ev poğaçası yiyin dedim. Sen tam bir meleksin. Evladım. Ay. Sıcak o sıcak. Elin yandı bak. Ben bunu böyle yana yana yemeyi seviyorum. Afiyet olsun. Babaanne. Yani sen de günü sektirmiyorsun. Vermeyecektik işte anahtarı sana. Yavrum, aklım sizde kalıyor. En azından ne yediğinizi bileyim dedim. Tamam da böyle her sabah ayıp oluyor Melisa'ya. Aa Leyla, olur mu öyle şey ya? Şükrücüğüm, ben halimden çok memnunum. Her gün böyle uyansam ömrüm uzar vallahi. Çok güzel. Afiyet olsun. İyi, herkes mutluysa. Neyse, ben hazırlanmaya gidiyorum, yoksa bütün tepsiyi yiyeceğim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun çocuğum. Yavrum, Melisa ile oturacağım deyince sana müsaade ettim ama hiç gönlün kırılmasın diye. Yoksa hiç içim içime sığmıyor. Yani kendini kaptırıp kimliğini unutmandan korkuyorum. Ben senin sayende hiçbir şey unutmam babaanne, merak etme. Ayrıca ben sizin gibi yaşayamam. Söyledim. Ne senin gibi, ne Ayşe gibi, ne de Ekim gibi. Özür dilerim. Dereotlu da yaptın mı? Yaptım. Yaptım tabii. Ben sana demiştim benden kurtuluşun yok diye. Taşınmayı ne zaman peki yapacaksınız? Bakalım, babam bugün emlakçıyla görüşecek. Herhalde bir sorun çıkmazsa haftaya komşuyuz. Süper. Eşyaları o zaman Sedat amcanın spotçu arkadaşından çözeriz. Aynen. Tamam. Annem de ipli olmaz bir stokçu olduğu için tabak çanak da ondan. O zaman oldu bu iş. Niye bakıyorsun?
Gerçekten mi Ekim? Hala mı? Ne hala mı? Ya kızım koskocaman bir ay geçti ya, bir ay. Hayatımızda nelerin değiştiğinin farkında mısın sen? Melisa ile Leyla bile ev arkadaşı oldu, siz hala tek kelam etmediniz. Hayır, bir de yetmiyormuş gibi senin öfken hala ilk günkü gibi böyle mö gibi duruyor yani. Ne yapayım, yapamıyorum. Dengel olamıyorum kendime. Hele şu emlerin başına gelenlerden sonra. Zaten bütün olanlar bizim suçumuz, özellikle de benim. Kanat desem zaten... Ya Ekim, daha sana anlatmadı mı? Kanat'ın bu olayla bir alakası yok, senin bu olayla bir alakan yok. Çünkü Kanat'ın Emine'nin okulda tutulduğundan haberi de yokmuş. Yeter artık, kendini de onu da suçlama yeter. Bırakamıyorum. Kendimi de öfkemi de kontrol edemiyorum. Ayrıca sence haberi olsaydı engel olur muydu? O zamanki Kanat'ı bir düşün, dürüstçe cevap ver bana. Bir önemi var mı? Hadi Ekim yeter. Alternatif evrenlerde yaşamaktan çık artık ya. Ya bak yemin ediyorum ben sürekli aynı şeyleri söylemekten yıldım artık. Hadi geçin içeri. Sallanmayın. Ders başlayacak hadi. Şu hale bak. Okuldaki herkes mum gibi. Rıza Güney'in varlığı nasıl da belli. Bizim evin eski halinin büyük modeline benziyor resmen. Keşke ben doğmadan önce okulu satın alsaymış da... bütün enerjisini evde harcamasaymış. Hadi. Oley! Ya deli misin? Yavaş düşeceksin ya. Deli ya. Deli Meli. En azından yaşamayı biliyor değil mi Ekim'cim? Geçmişe takılıp kalmıyor. Nereden buldun sen bunu? Ya Ekim'cim bulduk bir yerlerden de. Her şeyin bir aksiyon. Oğlum bu şaka mı ya? Bak yemin ediyorum ben bu Fiko'yu özlemeye başlayacağım neredeyse. Abi bu adamın hiç işi gücü yok mu? Gelip böyle kapıyı her gün zebellak gibi başımızda mı dikilecek? Bak. Hadi acele edin. Sallanmayın. Aha. Bayağı benzeke falan böyle. Böyle peçe falan. Hayır onu birlikte almış. Neyi içen? Neyi içen? Tancı demiyor. Aldı, nereden aldı? Ya ben çok... İnşallah yüzü de popu... Ay yani motoru kadar güzeldir işte. Kızlar ben size baştan söyleyeyim. Ben net talibim. Artiste bak. Ay birisi beni yeryüzüne indirsin. Havada aşk kokusu var. Havası çabuk söner bunu. Bir kanata bak hadi. Thank you.
Azim Bey, sponsorluğunuz sayesinde bu sene okulumuz şampiyonluğun en büyük adayı olacak. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda okula da ziyarete bekliyorum sizi. İyi günler. Ha, Ateş. Nasılsın? İyidir hocam, sizden? İyi. Bir sürü görüntülü görüşme sonrası ilk defa yüz yüze karşılaştık. Heyecan var mı? Evet. Okuluma çok şey katacağına eminim. Özellikle de yepyeni şeyler öğreneceğim için çok mutluyum. Harika. Ben de eski okul takımındaki başarını sürdüreceğinden eminim. Sayende bir sürü açığımızı kapatacağız. Bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım hocam. Güzel. Şimdi git öğrenci işlerini, işlerini hallet. Ondan sonra da basket sahasında görüşürüz. Kim ya? Niye koymuş benim yerime? Bilmem. Adı Ateş'miş. Yurt dışından daha yeni gelmiş. Bence gökyüzünden inen bir ilah. Kızlar, abartmasak mı artık? Ateş, suyu bırakın da asıl neden kimse Leyla'dan bahsetmiyor? Nesini konuşalım onun? Melisa o paçavradan kendine bir oyuncak yapmış işte. Sorma ya. Bir de yüzsüz gibi gitmiş kızın evine yerleşmiş. Dayanamıyorum kızın çakmalığına. Ben de. Ya. Selam kızlar. Selam. Ne oldu kızlar? Böyle birden sustunuz. Ha, ben tahmin edeyim. Benim dedikodumu mu yapıyordunuz? Yok canım, olur mu öyle şey Leyla'cığım? Biz okula yeni gelen çocuktan bahsediyorduk değil mi? Çok yakışıklı falan diye öyle dedikodu yapıyorduk aramızda. Aa, duymadınız mı? Okulumuza yeni bir prens ayak bastı. Beyaz atı yerine motoru, kılıcı yerine kep keskin bakışları var. Kızlar söyleyin o prense. Atını benim yerime park etmiş. Ay Melisa, görmen lazım. Böyle bir şey yok. Ya bir çekilecek misin acaba? Neden çekilecekmişim? Sence? Bana emir veremezsin sen. Emir mi? Evet. Ayrıca bu havalarından da hiç hoşlanmıyorum. Aa. Tamam. Sakin ol şampiyon. Benim dolabımın önünde duruyorsun. Çık da bir üstümü değiştireyim. Naz. Şu minik poponu ne zaman kaldırmayı düşünüyorsun? Çekil de Leyla giyinsin. Ya Naz, dur bir bekle. Ödüm koptu gerçi. Bu Melisa'nın haftalardır arayıp bulamadığı ayakkabı değil mi? Şimdi senin ayağını da görecek. Neden? Sana aldım diye düşünüyorsun. Evet. Birincisi zaten sana daha çok yakışacak. Ama ikincisi, Melisa ile ev arkadaşı olmak istiyorsan doğru silahları kuşanmalısın. Bir kadının en güçlü silahı ayakkabısı mı yani? Hayır. Onu çalıştıracak zekasıdır diyorum. Ve biliyorum ki sen çok zeki bir kızsın Leyla. Melisa'nın yanına sokulup onunla ev arkadaşı olma fikri daha hiyaneydi. Onu oyunun dışına bırakacağın günü sabırsızlıkla bekliyorum.
Naz! Kızım dursana bir ya! Ya lütfen Leyla'ya takıldım deme. Bir dakika, yoksa bize mi bozuldun sen? Evet, size bozuldum. Ya saçmalama Naz. Ya klasik Melisa Leyla'yı da atar bir gün köşeye, biliyorsun. Ya klasik Melisa falan diyorsun da bu kızı çok hafife alıyorsunuz. Bu kızın içinde şeytan var eminim. Ya abartma istersen Naz. Ya kız klasik Melisa copy paste işte. Evet ama o çakmanın beni aşağılamasına izin verdiniz değil mi? Ya Naz ne olur saçmalama, olur mu öyle şey ya? Yaptınız. Çıtını bile çıkarmadınız. Tamam ya, anlaşıldı. Gerekli dersi ben veririm. Siz böyle kuzu kuzu Melisa'nın sürüsü olmayı devam edin. Ya Naz saçmalama ya. Naz. Hadi bakalım, önce ısınma hareketleriyle başlıyoruz. Düşük tempoda mesafenizi koruyarak koşmaya başlayabilirsiniz. Hadi kızlar, hadi hareket. Evet beyler, hızlı. Rakip beklemez. Evet, böyle devam et kanat. Şutunu çekip rebound'unu alan hemen pozisyonuna geçsin. Rakip beklemez. Şut çekerken bileğinizi düşürmeyi unutmayın. Topa spin vereceksiniz. Evet, göreyim sizi. Bu nasıl atış? Toplanın. Okulda artık bazı şeyler değişmek zorunda. Ya değişime ayak uydurursunuz ya da geride kalırsınız. Seçim sizin. Şimdi soruyorum. Hayatınızda ilk defa bir şey yapıp, bir şey için çalışıp şampiyon olmak ister misiniz? Evet. Duymadım mı? Evet. Evet, güzel. O zaman göreyim sizi. Hadi yerlerinize. Seni çok özledim. Ya ben de seni çok özledim. Ya okul sensiz bir tuhaf geliyor bana. Yani Ekim, Bekir, ben ayrı bir dünyada, öbürleri başka. Ya Leyla ile bile doğru dürüst konuşmuyoruz. Ya Emine'nin intiharından sonra hayat... Asgari düzen devam mı okulda? Sorma ya. Yani Rıza Bey geldiğinden beri okula sanki sıkı yönetim var. Ama ya çok sıkılıyorum. Yani en azından o eskiden olan korkunç şeyler olmuyor artık. Ya ben sana hatırlatmak için öyle söylemedim yani. Özür dilerim. Önemli değil. Sen ne zaman geliyorsun okula? Çok yakında. Hadi sen dersine geç. Akşam konuşuruz tekrar. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Senden sonra çoğu şey değişmiş okulda. Anlatsana neler olmuş. Ya da dur ya. Önce bana şöyle yiyecek bir şeyler getir. Saslı mısır mesela. Bir de anne cipsi. Ama böyle eski usul olanlardan. Dahan, bu işin en güzel yanı ne biliyor musun? İstediğin kadar yiyorsun ve asla kilo almıyorsun. Hem de hiç.
Beyler, bayanlar, toplanın. Evet. Hanımlar. Okulumuzun ve takımımızın yeni öğrencisiyle tanıştırmak istiyorum. Ateş Atahanlı. Kendisi yurt dışından transfer. Uzun zamandır ülkemizde değildi. Ona gereken ilgiyi, alakayı göstereceğinizi düşünüyorum. Kendisini evindeymiş gibi hissettirmenizi rica ediyorum. Lütfen. Evet beyler, antrenmanlara eksiksiz, bahanesiz gelmenizi istiyorum. Arkadaşların okulu sana gezdirir. Dağılabilirsiniz. Ekim. Selam. Okulu bana sen gezdirir misin? Buranın geleneğiymiş galiba. Yani yeni gelenlerin güzel kızlar tarafından gezdirilmesi. Yani ben öyle bir gelenek bilmiyorum. Bir durdum tabii ki. Ama sen gezdirirsen memnun olurum. Peki, olur. Tamam ama önce üstümü değişmem lazım. Tamam, olur. Arkadaşlar, yalnız burası alev aldı. Farkında mısınız? Pardon. Aa. Yok mu? Nerede bu adam ya? Aa, Sedat abi. Heh. Salih abiyi gördün mü? Kirayı vermem gerekiyor da. Dükkanı kapalı. Ya o 11'den önce açmaz ki. Hadi ya. Tüh. Bugün kiranın günü geldi. Akşama işe de gideceğim. Ne yapacağım ben ya? Ya Neşe, sen ev sahibini tanımıyor musun? Hani bankadan kendin göndersen. Yok, tanışmadık. Elden geçmesini istiyormuş. Kendisi şehir dışında yaşıyormuş ya. Ama Allah razı olsun, çok iyi adam. Yani bu devirde bana kimsenin yapmadığı iyiliği yaptı. Kirayı normal ücretinden aşağı verdi, biliyorsun. Ya üzerime vazife değil, karışmayayım diyorum ama Neşe. Yani senin de bu yalanın içinde yaşamana da gönlüm el vermiyor. Ya senin evin sahibi Halil. Halil olamaz. Yani Halil olamaz. Orada sen bir yanlış anlaşılma olmuş. Çünkü bana emlakçı her şeyi anlattı. Yani adam şehir dışında yaşıyormuş. Sen yanlış anlamışsın. Zaten Halil o kadar parayı nereden bulsun Sedat abi? İşte işin o kısmı biraz benim de canımı sıkıyor ama... açıkçası gerçek bu. Senin evi Halil almış. Ne? Abi yıldım vallahi. Her gün fiyat değiştiriyoruz anasını satayım ya. Mahallenin de yüzüne bakamaz oldum. Toptancı desem başka insafsız zaten. Ya peşin alın ya da almayın diye resti çektir resmen. Ben dedim, bilmem ben Halil abime dedim. Ya bana dese ben diyeceğim, biliyorum ben. He, küfürler ederim ona da işte diyemiyorum. Sen nasıl olur da beni kandırırsın? Ya ne oluyor Neşe? Gözünü sevdim. Hiç utanmadın mı yüzüme baka baka yalan söylerken? Sen ne hakla beni böyle bir durumun içine sokarsın? Ben şu siparişi götüreyim abi. Ya önce bir sakin ol Neşe. Bu kadar ağır konuşmanın sebebi ne? Onu söyle bir. Bak Halil, hala hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapıp beni daha fazla delirtme. Emlakçıyla bir olup evimi aldığınızı biliyorum artık, nasıl dolaplar çevirdiyseniz. Kim söyledi sana bunu? Kim söylediyse söyledi. Ne önemi var kimin söylediğinin? Ya Neşe, gözünü sevdiğim, ben kötü niyetli bir şey yapmadım. Ben seninle ev kimliği düşünerek hareket ettim ya. İyilik öyle yalan dolanla olmaz Halil. Hiç mi ortaya çıkacağını düşünmedin? Beni mahallenin gözünde nasıl bir duruma düşürdüğünün farkında mısın sen? Ya çok zor durumdaydınız. Dışarıda kalacaktınız, kapta kalacaktınız. Ben de yani çaresiz kaldım. Yardımcı olmak istedim. Başka... Sokakta kalırsam da kalırım. Kiramı karşılayamazsam giderim, başka yere taşınırım. Senin ne haddine benim için böyle bir şey yapmak? Ya Neşe, ben seninle oturup konuşsaydım, açık açık söyleseydim sen kabul etmeyecektin. Tabii ki kabul etmeyecektim. Şimdi söyle Salih abiye, evi kiralığa koysun. Biz taşınıyoruz. Ya Neşe dur, gözünü seveyim. Bak öğrendin durumu, niye öyle şeyler yapıyorsun? İki gün sonra ikimle taşınıyoruz.
kasayı çalıştır, kesin gidecek yine aşağı. Evet. Sonunda rehberim de geldi. Hani biraz daha bekleseydim tur ücretimin iadesini isteyecektim. Yerinde olsaydım okulu gezmek için bu kadar heyecanlanmazdım. Neden? Burası öyle senin sandığın gibi bir yer değil. Ben de eğlenceli olacak o zaman. Sürprizlerle doluyuz. Tahmin edemeyeceğin kadar. İzin verirsen dolabımdan kitabımı alacağım. Çünkü seni gezdirdikten sonra derse yetişmem gerekiyor. Müsaade eder misin? Niye? Bunun için de bir sihrim var. Bir sürprizim yok. Bazı şeyleri de geleneksel metotlar lazım. Her şeyi kullanırsan sihrin bir anlamı kalmaz. Sana bir dost tavsiyesi. Bu okulda yanında böyle şeyler gezdirme. Yetti. Nesi varmış bu okulun? Dedim ya, öyle senin sandığın gibi bir yer değil. Benim için hiç fark etmez. Okul benden korksun. Kanat'ın yüzünü gördünüz değil mi? Nasıl da her yeri kabardı kıskançlıktan? Ozan salak salak konuşma. Ne kıskançlığından bahsediyorsun, benim sevgilim o. Tamam. Tamam, senin sevgilin. En çok senin sevgilin. Tamam. Leyla'cığım, sen ne düşünüyorsun şu yeni çocuk Ateş hakkında? Hiçbir şey düşünmüyorum. Bir saniye ya, hakikaten. Ben şimdi bir... Kafamda sizden olur. Bir düşün bunu. Saçmalamayın be, ne işim olur? Bilirdiniz iyice. Aa Leyla'cığım, neden öyle söyledin? Potansiyel adaylarınla ilgili böyle hemen kestirip atmamalısın. Bence oldular. Selam millet. Selam. Tanışmamıştık. Sen ben. Okulumuza hoş geldin. Ben de Alara. Alara'cığım. Ece, bir şey ihtiyacın olursa her zaman buradayım. Doğrusu böyle sıcak bir karşılama beklemiyordum. Teşekkürler kızlar. Nereye otursam acaba? Buraya geçebilirsin aslında. Burası boş sanırım. Selam. Hoş geldin. Bizim yeni gelenler için güzel bir adetimiz vardır. Onları çok büyük bir heyecanla karşılarız. Öyle mi? Ne güzel. Tabii. Doğru tarafta durmayı bildikleri sürece.
Anladığım kadarıyla da doğru taraf senin yanın galiba, hı? Aynen öyle. Ben Melisa. Motorunu park ettiğin yerin sahibi. Haklısın. İnsan nerede duracağını bilmeli Melisa. Yoksa kendini bir anda yerli bir olmuş halde bulabilir. Kesinlikle. Haklıymışsın. Bu okul hiçbir yere benzemiyor. Denizciğim, ben bugün biraz geç kalacağım canım. Beni idare edebilir misin? Kendimi pek iyi hissetmiyorum da. Yok, iyiyim. Hemen toparlarım. Yoğunluk nasıl iş yerinde? Neşe, aç kapıyı. Vallahi billahi bak, kötü niyetim yok. Tamam, ben hemen elimden geldiğince çabuk gelmeye çalışacağım, tamam mı? Hadi görüşürüz Denizciğim. Neşe aç, bak bana haksızlık ediyorsun. Benim kötü niyetim yoktu. Açmazsan şayet gerçekten çok kötü şeyler olacak ha. Aç kapıyı. Allah'ım, herkese rezil edecek bizi. Of. Ne var? Niye böyle yapıyorsun Neşe? Gözünü sevdim, kötü hissedecek. Ne var ya? Beni Ahmet, Mehmet gibi düşün. Kiranı veriyorsun, evinde oturuyorsun. Bu kadar basit ya. O öyle olmuyor işte Halil Efendi. Boş yere nefesini tüketme sen. Ben yine ev aramaya başladım bile. Ya tamam. Beni görme. Benden alışveriş yapma. Beni sokakta gördüğünde selam verme. Allah'ın selam verme. Tamam Neşe, ama niye sen Ekim'e falan eziyet ediyorsun ya? Ya niye anlamıyorsun? Git artık. Gitmiyorum. Allah Allah ya, gitmiyorum ya. Bu evde kaldığını öğrenene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Ev benim değil mi? Senin? Tabii ki burası senin evin. O zaman ben giderim. Ya ben öyle... Ya Neşe, ne yapıyorsun ya? Gözünü sevdim, ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ya bırak kıyafetleri, bak sen. Ya Neşe, ver şunları. Çek elini, çek. Ya Neşe, ya delirdin mi Neşe? Gözünü sevdiğim ya, ne yapıyorsun ya? Ekim'in okulu var, kızım bir düzeni var ya. Sana mı kaldı benim kızımın düzenini düşünmek? Ben kendi kızımı düşünürüm. İyi o zaman madem. Madem sen yoksun, bu ev de benim için yok. Gidersen bu evi yakarım bak Neşe. Ne yapıyorsun sen ya? Çocukça davranmayı kes. Bu saçma sapan oyunlarına karnım tok artık. Öyle mi? Öyle mi? Yak. Yak hadi. Yemin ederim yakarım. Bununla mı yakacaksın? Durma, yak. Bak ben sana söyleyeyim, madem bana inanmıyorsun. Şimdi görürsün o zaman. Bak bakalım ne oluyor. Ben de bu evle birlikte kül olup yapmazsam hani değilim, görürsün gününü. Ay inşallah, aman söylüyorum inşallah. Senin karşına benim gibi, Halil gibi seven birisi çıkar Neşe. Ben sana söyleyeyim. Halil? Halil? Halil, gidip hiç yapmaya kalkma sakın. Elveda Neşe. Aç şu kapıyı, bir delilik yapma. Kalıyorum de bana Neşe, bak demezsen vallahi billahi bu evle beraber yanar giderim ha, haberin olsun. Tamam Halil, tamam. Çık, çık konuşalım hadi. Kalıyorum de. Söz diyorum, söz. Çık, çık dışarı. Tamam, çıkıyorum. Açılmıyor. Neşe, kapı açılmıyor Neşe. Halil, zorlamaya devam et, zorla. Zorla. Neşe, ben... Allah'ım. Ya, Neşe, kapı açılmıyor. Halil, Halil devam et. Neşe, intihaya ver ben Neşe. Allah aşkına, içeriden cayır cayır yanacağım ben Neşe. Halil, tamam Neşe. Şimdi sakin ol, git. Banyoya bir havlu al, havluyu ıslat. Ağzına koy. Allah'ım, Allah'ım ben ne yapacağım? Halil. Halil. Sen dediklerimi yaptın mı? İntihaya ver ben Neşe. Ben yardım çağırmaya gidiyorum.
çağıracağım. Telefonum yok yanımda. Neyse, ben bak, balkona çık. Kimse yok mu? Kimse yok. Bak, bakar mısınız? Hanımefendi, ne oldu? Ya, yangın var. İçeride biri kaldı. Nerede? Biri içeride kaldı. İtfaiye, cep telefonum yok sakin, yanımda. Sakin, sakin. Lütfen, sakin. Lütfen. Sakin olun lütfen. Kimse yok mu? Bir an önce... Bir dakika, sakin olun, sakin olun. İtfaiye arayın, itfaiye. Allah'ım, duman çıkıyor. İtfaiyeyi arayın. Telefon, telefon var mı? Telefon. Abla, telefon. Ne oldu? Abla, şey... ne oldu? Ya, bir içeride çabuk. Benim telefonum yok. Abi, yukarıda kaldı. Ara, ara. Beyefendi, Halil Bey, kapıdayım. Birazdan kapıyı açacağım. Tamam, sakin olun. Tamam, geçmiş abi. Olsun. Yok, bir şey yok. Abi, tamam, iyisin değil mi? Çok şükür. Şükür. Şöyle abi, oturtalım. Gel. Şöyle oturtalım, ha. Ay, ay, iyi misin? Ay. Oturma abi. Dal tek başına. Ne düşünüyor acaba? Seni tahtından edecek yeni bir hükümdar var sanırım ha? O işler o kadar kolay değil abiciğim. E doğru tabii. Babam okulda olduğu sürece ona dersini veremezsin sen şimdi. Burası da okulumuzun bahçesi. Kendin gezebilirsin. Diğer öğrencilerle tanıştırmayacak mısın? Mesela geldiğimden beri seveceğim bir şekilde bana bakan şu arkadaşla. Turumuza dahil değil o. Bir sınıfta görüşürüz. Görüşürüz. Tanışalım mı? Kanat. Aziz ben de. Aramıza hoş geldin. Ben hoş geldim de. Bazılarının pek hoşuna gitmemiş galiba bu durum. Nereden çıkardın bunu? Ne bileyim. Ekim'le yan yana geldiğimizden beri bakışlarını ayırmadın da. Şimdi ben yeniyim tabii. Buradaki dinamiklerden henüz haberim yok. O yüzden beni aydınlatırsan sevinirim. Popüler çocuk. Şimdi... Ekim senin sevgilin de... Ben yanlış kişiyle mi flört etmeye çalışıyorum?
Yalnız o yumrukların bu okulun bahçesinde boşa düşer. Dövüşmek istiyorsan söylemen yeter. Bir dakika dur ya. Bu ne heyecan yeni çocuk? Sen kimsin ki ben seni kale alıp dövüşeyim? Biliyorsun değil mi meraktan? Ben kimim? Tamam. O kadar sıkma kendini. Akşam dediğim yere gelirsen öğrenirsin kim olduğumu. Tabii korkmuyorsan. Ha? Kabul. Ama tek bir şartım var. Neymiş o? Kaybeden bir daha çenesini açmaz. Okey. Birazcık abi, daha, biraz. Abi açayım. Ya orijin tamam ya. Ya tamam yeter oğlum ya. İçim dışım ayran oldu. Ciğer mi yer tertemiz oldu. Bembeyaz ciğer oldu ya. Yine de hastaneye gidelim bence. Yok ya tamam anacığım tamam ya. Size de şöyle söyleyeyim. Allah razı olsun sizden. Yani olmazsa meftal oluyorduk yani. Cahil cahil yanıyorduk Allah'ıma kitabıma ya. Ya lütfen lafım olur. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Yapmazdı. Bizim mahalleye Allah tarafından gönderildiniz. Öyle söyleyeyim size. Allah vallahi bir can borcum var size. Öl dediğin öleyim yani. Yok canım koçum ne yapıyorsun? Ne ölmesi? Daha yeni döndün ölümün kıyısından. Sen yaşamana bak oğlum. Neyse çok geçmiş olsun tekrardan. Bana müsaade. Ha bu arada kusura bakmayın ya böyle aklımız gidip geliyor. Adınız neydi sizin? Derviş. Derviş, Derviş Bey. Sizin numaranızı alalım. Ben alalım. Yaz oğlum sen. Biz size bir uğrayalım. Gerçekten böyle kalmasın. Biz size uğramak istiyoruz. Görüşeceğiz. Daha bir süre buralardayım. Tamam. Tekrardan geçmiş olsun. Eyvallah. Yavrum çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi ki geldin. Çok geçmişiniz. Sağ ol. Geçmiş. İyi günler. Oh. Ya orijin aşk dedikleri yakıyormuş. Şöyle derlerdi yani ben inanmazdım. Şaka maka yanıyorduk orijin yani onu demek istiyorum anladın mı? Şşt Ekim, Ekim. Nasıl geçti seninki de okul turu? Ne benimkisi ya? Kızım bak ben sana söyleyeyim çocuk fena bir çocuk. Okula geldiği gibi anasını satayım her yer alev aldı neredeyse. Ben sana söyleyeyim seninki de kıskandı birazcık bunu. Saçma saçma konuşma Bekir ya. Ne benimkisi? Ya ne bir şey mi dedik ya? Helal olsun ama cesaretli çocukmuş. Daha havayı solumadan dakika bir gol bir hemen iktidarı oynamaya başladı. Alo. Efendim Orjin. Ne? Oğlum Ekim'in evi mi yanıyor? Ne? Tamam, tamam. Kapat geliyorum. Annem, annem tamam, iyi. Annen iyi merak etme. Oğlum. Ufak bir şey varmış. Ben hemen gidip geleceğim. Tamam. Motor var. Ben de haber vereceğim ben, sana. Ben hayır, geleceğim. Haber vereceğim. Bekle sen. Peki. Ne oldu? İyi misin? Ya gitmem lazım. Benim de gitmem lazım hemen. Tamam. Hemen. Gel. Ne? Ben daha önce hiç motora binmedim ki. Sadece bana güven ve sıkı sıkı tutun, tamam mı? Sakin ol. Bak dediğim gibi bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol sana. Zahmet oldu. Benim için zevkti. Uzun zamandır da yağmurda yolculuk yapmıyordum. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Okulda görüşürüz. Görüşürüz.
Evet. Patlamış mısırlar da geldi. Oo, her şey tamam. Kutu oyunu, patlamış mısır, meyve suları. Çok sıkıcı bir okul gününden sonra çılgınlarca eğleneceğimiz bir gece olacak. Ozancığım, acaba uyuzluk yapmasan mı? Alt tarafı eğleneceğiz işte. Hayır, sadece eğlenmeyeceğiz. İnanılmaz eğleneceğiz. Kanat yok mu? Bu da gelecekti. Beyefendi bir defa erken gelse şaşırırım zaten. Dur bir arayayım şunu. Ben bu akşam gelemiyorum. Siz takılın. İyi eğlenceler. Ne oldu? Gelemiyormuş. İşi çıkmış. Tamam ya, siz niye böyle iki saniyede cenaze havasına büründünüz? Biz böyle de eğleniriz. Neyse, zaten üç kişi oynayamazdık bu oyunu. Bu oyunu oynayamayacağımıza göre daha eğlenceli şeyler yapabiliriz. Ben bakarım. Bir de kendi gözümle görmek istedim nasıl olduğunuzu. Çıkar mı, ayır geç. Nişe ablam. Ay bir tanem, çok mu korktun sen? Çok korktum Hazalcığım ya. Sorma Hazalcığım, ömrümden ömür gitti vallahi. Dur sen Ekim, ben açarım, babam gelmiştir, arabayı park ediyordu. Ekim, toplayalım şuraları. Nişe abla, biz böyle habersiz geldik ama kusura bakmayın lütfen. Şimdi topla. Gel babacığım. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sağ olun, buyurun. Derviş Bey. Neşe Hanım. Tekrardan geçmiş olsun. Babacığım, bu arada Neşe abla ve Ekim, daha önce sana bahsetmiştim, benim ikinci ailem. Ne kadar da güzeller. İnsan bakmaya doyamıyor. Birileri annemin en sevdiği çiğin papatya olduğunu söylemiş. Yok vallahi, ben bir şey söylemedim. Babam kendisi seçmiş. Vallahi Neşe Hanım, size ne kadar teşekkür etsek az. Sizin bizim için yaptıklarınızdan sonra bu ne ki? Gerçekten. Kızıma bu kadar güzel göz kulak olduğunuz için size daha ne kadar teşekkür edebilirim bilmiyorum. Ona tam anlamıyla bir yuva sıcaklığı yaşatmışsınız. Sağ ol. Ne demek? Hazal benim ikinci kızım gibi oldu. İkimin de en yakın arkadaşı, kardeş gibiler. Ama aslında asıl o bize yardımcı oldu. Güzel varlığını hissettirdi. Evimize güneş gibi doğdu. Bakın Neşe Hanım, ben Hazal'ın daha fazla düzeninin değişmesini istemiyorum açıkçası. Kızım yeterince zorluk yaşadı zaten. Buraya da alışmış. Sizleri de çok sevmiş. Kopmak istemiyor tabii normal olarak. Ben de bu mahalleden ev bakmaya başladım. Ya Ekim bahsetmişti, çok sevindik. Biz de Hazalcığımızla komşu olacağız, ne kadar mutluyuz. Aslında biz de sizinle birlikte ev bakmaya başlayacağız. Çünkü bu evden taşınıyoruz. Hayır. Yangından dolayı mı? Yani aslında hem ondan dolayı hem de başka şeylerden dolayı. Biz Bekir'le aşağıdayız. Aşağı gelsenize. Ayşe ile Bekir. Anne, biz aşağıya inebilir miyiz Bekir'le Ayşe'nin yanına? Tamam, benim için sakıncası yok ama Hazalcığım, ben artık görevi babana teslim ettim. İstersen sen ondan izin al. Baba gidelim mi? Baba gidelim. Tamam.
Ama geç kalmak yok. En fazla bir saat bozuşmayalım sonra. Tamam, anlaştık. Hadi dikkat et. Selam söyle. Tamam. Kapının önünden uzaklaşmayın. Tamam babacığım. O zaman ben bir çayınızı daha alırım. Ay çay tabii, unuttum. Ozan, senin eğlence anlayışın gerçekten bu mu ya? Z kalite bir korku filmi mi? Tamam Ozan, gerçekten kapat şunu, ben rahatsız oldum ya. Zevkle. Doğruluk mu cesaret mi oynayalım dedim, burun kıvırdınız. Şimdi ben ne yapabilirim ki? Mesela daha yaratıcı, daha eğlenceli fikirler bulmaya ne dersin Ozancığım? Tabii siz benim çok pis şeyler yaptıracağımdan korktunuz değil mi? Aman, gören de senin dürüstlük abidesi zanneder. Evet, öyleyim. İstediğinizi de sorabilirsiniz. Tamam o zaman. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk. O zaman Melisa'ya aşık mısın? Evet. Hadi cevap ver. Hadi. Geçmediysen mekan burası. Tamam. Ne kadar garip değil mi? Böyle birdenbire her şeyini kaybedebiliyorsun. Evini. Aminim. Yok be. Daha neler ya. Benim abim böyle Azrail'e falan popuç bırakır mı anasını satayım. Hatta var ya, popucunu çıkarır kendisi direkt Azrail'i kovalardı. Oğlum ama yine de ben var ya çok korktum ya. Yemin ederim hayatımı bu kadar tristimi hatırlamıyorum ben. Hiçbir şey yapamam ben, olmaz. Hiçbir şey olmadı. Ne oldu ki? Yapma böyle. Seni böyle görmeye alışık değiliz ha. Tamam.
Vallahi baban da gerçekten esaslı adammış ha. Ne çektim belli oldu. Vallahi onun tırnağı olsam yeter bana. Sadece konuşur. Doğru. Bazıları da kendi kendine boş boş konuşur. Gelmeyeceğimi sandın değil mi? Boş atıp tutanları çok gördüm ben. İlginç bir mekan seçimi olmuş. Beğeneceğini biliyordum. Senin için uygun olduğunu düşündüm. Benim hakkımda ne biliyorsun ki? En sevdiğim soru da geldi. Senin gibilerin genel sorunu bu herhalde. Farkında değilsiniz. Neyin? 14 saniyede ne olduğunuzun anlaşıldığının... herkesin arasında kabak gibi sırıtıyorsunuz. Öyle mi? Neymişiz biz? Halksız krallar. Kimsenin saygı duymayıp sadece korktuğu ruhu zift olmuş. Çakma buyrukçularsınız. Belli ki 14 saniye yetmemiş beni tanıman için. Asi çocuk. Merak etme. Şimdi tanışacağız. Arkadaşlar büyük karşılaşma. Kanatta yeni çocuğun dövüşü canlı yayında şu an. Kaçırmayın. Mesaj geldi. Aziz'den. Arkadaşlar büyük karşılaşma. Kanatla yeni çocuğun dövüşü canlı yayında şu an. Kaçırmayın. Link de bırakmış. Tamam tıkla. Ne dövüşü ya? Tıkla. Bir saniye.
gelin buraya hadi. Ne oluyor be? Ne oluyor öyle? Hepiniz birden tıngırdadınız gene. Kralların var mı? Korkuların varsa sen söyle. Onları kural yapalım. Var. Var, var. Senin bu dövüşü kaybettikten sonra bunalıma girmenden çok korkuyorum. Ama bunu engelleyebilecek bir kural gelmiyor aklıma. Kazanan kral olur. Kazanan kral olur. Oha oğlum ne oluyor lan orada? O ne ya? Kim var karşısında? Ateş. Ateş de çok fenaymış ha. Ya bir şey yapmayacak mıyız? Böyle birbirlerini öldürmelerini mi bekleyeceğiz? Ne yapalım Leyla'cığım? Emniyet müdürü tanıdığın falan varsa onu arayalım. Çünkü sadece onlar bulabilir yerini. Allah kahretsin ya. Hep Ekim'in başının altından çıkıyor bu işler. Asla vazgeçmeyecek bu kız. Ekim mi? Kanat'ın aşkından olmasın? Ozan başlama yine. Çoktan o defteri kapattık biz. İyi bak bakalım kapanmışa benziyor mu o defter? Kapanmışa benziyor mu? Herif çocukla resmen düelloya tutulmuş. Sen hala o defter kapandı diye kendini kandırıyorsun. Herhalde Ekim'le Kanat nikah masasına oturduğunda da kendini böyle kandırmaya devam edeceksin. Kanat benim sevgilim. Benim olacak. O masada ben olmalıydım. Ben. Çakma kral ha? Oradan bakınca çakma krala benziyor muyum? Adam gibi karşıma çıkamıyorsun artık değil mi? Ama bana fark etmez. Hadi. Hadi kalk. Hadi. Gel. Yeni kralına merhaba de.
yeter. Yeter, yeter, yeter. Kapatır mısınız şu videoyu? Kapat. Bekir, kapatır mısın? Kapatıyorum. Biz daha fazla bunu izleyip bu suça ortak olmayacağız. Ben yarın Kanat'la konuşacağım. Hani ne yapabilirsin ki? Ne dinleyecek sanki seni? Dinleyecek. Dinlemiyorsa da ben gerekirse Rıza amcaya gideceğim. Rıza amca ne ya? Bey mi demek istiyorsun? Üf, aman kim gerekiyorsa ona gideceğim ya. Kim olduğunu bir önemi mi var? Pardon. Duyamadım. Kimmiş yeni kral? Söyle. Söyle. Dünkü canlı yayın neydi öyle? Felaket. Kanat abi işte. Resmen şov yaptı. Kanat Manat da öteki herif de dişliydi oğlum. Oğlum Kanat bu. Dişmiş tanır mı? Yok. Oo beyler. Nereye? Gece kulübüne mi? Hocam her zamanki halimiz. O eskidendi. Gömleklerinizi içinize sokun, kravatlarınızı bağlayın, ceketlerinizi giyin. Hayda. Hadi derslere. Seninkinin motoru yok. Dünden sonra kalkamadı herhalde. Bilmem. Herhalde. Dua et de babamın kulağına gitmesin. Giderse ne olacağını biliyorsun değil mi? Ne olacaksa olsun Aziz. Umurumda değil. Umurumda olmaz tabii. Her zamanki gibi. Olan bana olacak çünkü. Kızlar. Nereye böyle? Okula mı, podyuma mı? Gömleklerinizi düzeltin, fularlarınızı bağlayın, o ceketlerinizi de giyin. Hadi derslere. Kanat, niye telefonlarıma cevap verilmiyor benim? Tekrar aynı yere geri mi döneceğiz? Aziz, bir müsaade et de abinle konuşayım. Ne konuşacağınızı kelimesi kelimesine biliyorum zaten. Sen yine de şansını dene. Leyla! Senin arkadaşın niye sinirli bu sabah? Nasıl katlanıyorsun bu kızı anlamıyorum. Dahası o evde onunla ne işin var onu da anlamıyorum. Çok zekisin ya. Bul bakalım. Bulacağım. Ama önce halletmem gereken bir işim var. Evet. Cevap bekliyorum. Kuru bir mesajla ekmen de çok ayıptı. Yalnız kalmak istedim. Belli. Ben de yalnız kalmak istediğimde birilerinin ağzını burnunu kırasım geliyor. Sahiden o canlı yayındaki dövüş saçmalığının sebebi neydi? Neden siz? Spor diyelim. Oldu mu? Senin için yeterli mi? Yetmez. Kanat bu ilişki çocuk oyuncağı değil. Ben senin yüzünden babama hayır dedim. O yüzden gitmedim. Gitseydin Melisa, sana kal diyen olmadı. Kravatını düzgün bağla. Oo Kanat Bey, bu ne hal? Düğün halayından mı çıktın? O gömleği içine sok, kravatını bağla. Sen de Melisa. O gözündeki boncuklardan kurtul, makyajını sil. O broşun yerine de okul fularını tak. Yeni müdürümüz Rıza Bey'in emriyle artık kıyafet yönetmeliğine uygun gelmeyen öğrenciler kapıdan geri çevrilecek. Ay dünkü kavga neydi öyle ya? Ya Kanat da yer arıyor artık kavga etmek için. Ve her geçen gün beni daha da şaşırtmayı başarıyor. Ya çocuk resmen benim gözümün önünde evrim geçirdi. Ne şaşırıyorsun Allah aşkına? Kim değişmedi ki Hazal yani? Leyla, Dağhan bile. Melisa ile Ozan değişmedi. Onlar istikrarlı başında da kötüler de hala kötüler. Hemen düşünüyorum acaba... Bu Kanat mıydı bana aşık olan diğer Kanat mı? Yani ne önemi var ki artık? Benim için önemli.
kafamdaki soruların cevabını bulmam için bunu bilmem gerekiyor. Maalesef Hekimciğim ama senin kafandaki soruların cevabını bulmak o kadar kolay değil. Ben ders başlamadan bir gideyim de belki ben bulabilirim kafasının içinde olanları. Ekim okuduysan kitabı alırız. Ekim. Alo, sana diyorum, kitap diyorum. Okuduysan ver, özet çıkaracağım. Bilmiyorum. Söylediğiniz gibi okulun kapılarını kapattık. Artık derse geç kalan öğrenciler alınmayacak. Güzel. Artık lay lay lom günleri bitti. Burası okul. Herkes kurallara uyacak. Bu basketbol takımı ne durumda? Fena değil. Şu yeni gelen oğlan işine yarayacak mı? Yarayacak gibi görünüyor. Hırslı çocuk. İyi. Gel. Vaktiniz varsa size bir şey göstermek istiyorum. Müsaadenizle. Dün gece Kanat nerede diye sormuştun ya. Bak şaka yapmanın hiç sırası değil ha. Hadi aç gözlerini bak sana diyorum. Alo Bekir, Bekir. Ya sen git Ceydan'la uğraş. Daha dönmüşsün. Niye bana haber vermiyorsun? Telefonda da yakında döneceğim diyorsun. Alacağım olsun ha. Çok özledim seni. Çok. Ben de çok özledim. Oh hadi gel şey hekimleri bulalım. Çünkü onlar da çok mutlu olacaklar görünce. Daha. Efendim. Duymuyor musun beni? Nereye bakıyorsun sen? Daha iyi misin? Dahan. Dahan, kardeşim hoş geldin. Niye hiç haber vermedin ya Ayşe? Hı. Hadi. Dahan'ın buraya gelişinin şerefine hepinize içecek ısmarlıyorum kantinde. Hadi. Siz gidin ben geliyorum. Tamam. Geç kalma. Uçaktan indi ya jet lag falan oluyor böyle insanlar. İstemiyorum. Şşş, çok belli ediyorsun. Neyi? Cevap verme. Beni görmedikleri için kendi kendine konuşuyorsun sanacaklar. Anlamamaları lazım. Bu bizim sırrımız. Ne yapmaya çalıştığımızı bilmemeleri gerek. Benim peşimi asla bırakmayacaksın değil mi? Şşş, ne dedim sana? Etrafta insanlar varken benimle konuşmak yok. Hadi ama harekete geçmek için geldin okula. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yarım kalan işini tamamla. Bana olanların hesabını sormamız lazım. Ancak o zaman huzur bulabiliriz. Söylentiler doğruymuş. Dönmüşsün. Çekil önden. Ne derler bilirsin. Past is past. Geçmiş geçmişte kalmış. Tamam, kabul. Geçmişte kötü şeyler oldu. Ama Emine'nin intiharı bizim hatamız değildi. Konu kapandı. Bitti. Yok ama hayır bitmedi dersen... Benim zaten sıkkın olan canımı daha da sıkarsın. Ben de hiç yapmak istemediğim şeyler yapmak zorunda kalırım. Anladın mı? Duyamadım. Tamam. Bir şey demeyecek misin? Sil şunu sil. Sileyim mi? Kanat canlı yayınlarda dövüşsün ve sen sadece bana sil mi diyorsun baba? Evet sil diyorum.
Aziz, bana ne yapmak istediğini gayet iyi biliyorum. Bahar Hoca'na anlattıklarını unutmadım. Şükürler olsun aramızda değil. Yoksa çok kötü şeyler olabilirdi. Canım oğlum, yaptıklarınızın hepsi kafamın içinde, burada. Unutmadım. Sen de, Kanat da isyankarlığınızın cezasını çekeceksiniz. Şimdi değil. Sırası gelince. Hadi şimdi dersine git. Ama dersine. Tamam. Kanat. Ne var? Konuşmamız lazım. Yine ne çeviriyorsun Hekim? Dünkü canlı yayını izledim. E'si... Beni merak ettin. Hayır. Ne o zaman Hekim? Benden nefret ederkenki duyguların karşılıklı. Anlıyorum ama... Bir anda ortaya çıkan bu merakın... Konuşalım mı Kanat demenin sebebi ne? Burada olmaz. Yok. Kimsenin olmadığı bir yerde konuşmamız gerekiyor. Özgün oraya geldi. O kadar yaklaşma bence. Gerçek koleji elin bir kayıp daha yaşamasın. Merak ediyorum, ben böyle düşsem. Gelip beni kurtarır mısın Melisa'nın evinde kurtardığın gibi? Neden yapayım? Sen kurtarılmayı hak ediyor musun ki? Bu benim neyi hak ettiğimle alakalı değil. Yani senin nasıl birisi olduğunla ilgili. Ne kadar nefret etsen de benden... ...kurtarırsın beni, biliyorum. Çünkü sen... ...yardıma ihtiyacı olan birisini yalnız bırakmazsın. Öyle değil mi? Bunu sormak için beni buraya çağırdın? Bir şeyi çok merak ediyorum ve senin ağzından duymak istiyorum. Gerçekten bu kadar kötü müsün? Neden cevabını bildiğin soruları soruyorsun bana? Luna Park'ta söylediklerini hatırlasana Hekim. Yoksa benim canımı yakmak için mi böyle davranıyorsun? Kanat, ben seninle ilgili koca bir karanlıktayım. Sen beni buradan çıkar. Bilmek istiyorum. Benden intikam almak için mi hala böyle davranıyorsun? Hı? Yoksa? Yoksa ne? Ne Ekim, söylesene. Söyle, içinde kalmasın.
Yoksa gerçekten bu kadar kötü birisi misin sen? Hı? Ya da hep böyle miydin? Bu soruları kendine sordun mu hiç? Daha fazla vicdan yapmana gerek yok kahraman kız. Ben böyleyim. Ben buyum. Kendimi gizledim. Hepinizi de kandırdım. Aynı bana senin yaptığın gibi. Hayır. Sen böyle birisi değilsin. Senin gözlerine sadece şu an öfke var. Bu yaşadıklarımızdan dolayı böyle konuşuyorsun. Senin gözlerine kötülük yok. Var. Ama sen görmüyorsun. Ben çok kötü biriyim Ekim. Anla bunu artık. Tahmin ettiğinden daha kötü biriyim. Öyle mi? Öyle. Tamam o zaman. Bakalım gerçek Kanat kim? Hı? Ekim ne yapıyorsun ya? Geç şuraya. Ben de sorumun cevabını bulmuş olurum hem. Ekim dur hadi. Geçsene şuraya. Çünkü benim tanıdığım Kanat. Ben ihtiyacım olduğuna beni yalnız bırakmaz. Yeni bir oyun mu bu? Ekim! Ekim saçmalama. Benden sana bir tavsiye. Eğer yüzme bilmiyorsan... yanında gerçekten güvendiğin insanlar olmadan suya atlama. Ateşi dinle bence de. Doğruyu söylüyor. Şimdi. 5 dakikaya orada olurum. Sen hallettin mi her şeyi? Tamam canım, görüşürüz. Ne oldu? Ya hani usta getirdim ben de. Hani bu duvarlar sispelen neyim oldu ya, hani bir boya gerekir falan diye. Şimdi o da dükkanda. Ama ondan önce ben bir konuşmaya geleyim dedim. Gerek yok Halil. Ben kendim hallederim. Neşe. Kusura bakma, bir eşeklik ettim. Özür dilerim yani. Özrün için teşekkür ederim ama ben yine de taşınacağım. Ya ne şey, inat etme işte. Ya perişan mı olacaksın taşınıp? Ne yapacaksın yani? Tamam şöyle yapalım. Bak bence sen burada kiracı olarak kal, tamam mı? Kira neyse, hakkı neyse onun bedelini öde. Ha? Yok olmaz öyle şey. Ya Allah'ım yarabbim ne inatçısın ya. Ya sen bu inadını sürdüreceksin diye yani Ekim'le mi ezeceksin Allah aşkına ya? Kendi hakkı neyse onu ödeyeceksin diyorum ya. Bedeli neyse onu ödeyecek kiranın. Gerçek ücreti neyse onu ödeyeceğim. Ya tamam ben ne diyorum, bir saattir onu söylüyorum zaten. Allah Allah ya. Boyacıyı arayayım mı? Boyacıyı da ben ödeyeceğim. Ey yavru Rabbim ya Resulallah. Tamam onu da öne. Git benim dükkanın kiranın sırrını da sen öde. İnadına be. Allah'ım yarabbim sinirim bozuyor ya. Neyse boyacıyı arayayım mı? Yok benim şimdi çıkmam lazım. Hatice bekliyor. Derviş Bey'in evini yerleştirmeye gideceğiz. Ha öyle bir şey var.
Ben de geleyim bir yardım falan da olur. Adam beni o kadar kurtardı yani. Az kalsın geberip gidiyorduk Allah muhafaza. Yani bir borçluyuz hanıma. Yardımıma geleyim mi? Ne yapayım? Boyacı bekliyor diyordun. Onunla giderken iki ayaküstü konuşuruz, hallederiz o işi. Hadi gidelim o zaman, tamam. Tamam. Üstüne bir şey almayacağım mı? Yok, ayakkabılarım burada. Tamam. Ya size ne kadar teşekkür etsem az, sayenizde bir günde hallediyorum evi vallahi. Ne olacak canım? Komşuyuz, şunu şurasında kolay elimize gelsin. Mi yapıştık? Ha, sağ olun. Kolay gelsin. Biz de böyle bir yardım edelim dedik. Sağ olun sizlere bizler. Ya yormayın kendinizi. Mahcup ediyorsunuz beni. Ben bunları götüreyim. Hem bir yandan da yerleştirmeye başlarım. Zahmet olacak. Evet, burası bitti. Evet. Bitti sayılır. Aa, hanımlar bana hiçbir şey bırakmamışsınız. Bıraktık. Yapacak olduktan sonra iş çok. Hadi yavrum, Hatice. Biz şu yan odaya bir girelim seninle. Hadi girelim madem. Ben de bunları yerleştireyim o zaman. Yerleştir. Aa, ne kadar çok ilaç var burada. Kimin ki bunlar? Aman dikkat. Ya siz nasıl insanlarsınız? Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Vallahi insanlık ölmüş olsa da işte biz mahallede yaşatmaya çalışıyoruz Derviş Bey. Her ne kadar arada çeyrek adamlar çıksa da mahallemiz iyidir. Neredeydin? Kanatla aynı anda kayboldunuz ortalıkta. Ona da konuşamadım daha yani. Şu kaptanlık seçmelerinden önce kafasını kurcalamak istemedim. Görmüyor musun? Çantam var burada. Kocaman yer. Evet, kocaman yer. O zaman git başka bir yere otur. Yani? Git ve başka bir yere otur. Şaka gibi bir kız. Şuna bak ya. Ya şuna bak ya. Barış bize okulumuza nereye oturacağımızı söylüyor. Boş ver aşkım. Uğraşma. Naz yeter artık lütfen, dünden beri Leyla ayağına geldi artık bana. Ne olur artık modumuzu düşürme. Yok. Haddine bildireceğim ben ona. Ne yapacaksın? Yani? Göreceksin. Önce bir salondan çıkması lazım. Ben hallederim. Leyla salonun önüne çıkar. Acil. Bize yaptığı artistliğin sonucunu görsün bakalım Leyla'cık. Kanat, Ateş, gelin buraya. Birebir maç edeceksiniz. İlk basket atan başlar, onda biter. Galip gelen takımın kaptanı. Tamamdır hocam.
Başlayalım. Çağırmamış beni. Sen oynamayalım. İşine bak. Faul yaptın ha. Faul yok kankaya. Ağlayacaksın oynamayalım. Diyorsun ha? Elinden geleni ardına koyma. Birer tane atış yapacaksınız. Basketi atan kaptan olur. Burası benim okulum.
karşıma çıkmana dayadı. Demedi demeyin. Kanat ateş olayı büyür. Bence de. Yani arkadaşlar ne bileyim ateş tatlı, tamam hoş çocuk ama yanlış sularda yüzüyor. Yani Kanat'ın tahtını alması imkansız bir kere. Hayal kurmasın. Daha. Ay neyse. Neredeydin? Spor salonunda da yoktun. Buradaydım. Daha. İyi misin sen? Hı? İyiyim. İyiyim yok bir şeyim. Konuşmak ister misin? Konuşacak bir şey yok ya işte. Aşkım bana ruj versene ya. Vereyim aşkım. Aşk olsun. Hatırladın ama parlatıcı varsa var. Ne oldu? Nasıl? Param yok. Param çalınmış. Ciddi misin? Kızım saçmalama iyi bak oradadır ya. Ya yok işte çantamı sınıfa koydum yok işte. Açın çantalarınızı. Hadi açın bakacağım. Nazcığım. Banka hesaplarımızı da kontrol etmek ister misin? Siz değil. Siz okulda yokken böyle problemler olmuyordu. Açın, çantalarınıza bakacağım hemen. Sen bu klişeyi bize gerçekten yaşatacak mısın ya? Ne yapmamız lazım yani? Hayır, hayır Naz, biz hırsız değiliz. Hırsızlık yapmadık, tamam mı falan. Böyle şeyler mi konuşacağız burada, ha? Açar mısın çantanı? Naz! Saçmalama. Ceyda sen karışma. Hayır, eğer hırsızlık yapmadılarsa saklayacakları bir şey de yoktur. Açarlar değil mi? Kimse açmak zorunda değil Ececiğim. Sen de iyi bak, belki düşürmüşsündür. Yo yo yo, tamam tamam tamam. Bekir, Leyla açın çantamızı baksın, görsün de susun şu aptal. Al, geri zekalı. Geri zekalı. Ya yok işte. Al, bak kendine. Ne oldu yine? Arkadaşlarının mahalleden kalma huyları devam ediyor mu diye kontrol ediyorduk. Naz'ın parası çalındı. Burada da yok. Leyla. Al tamam. Bak kim bulabilecek ki Allah. Aslında mıdır ne buraya? Kafayı yemiş bu kıza. Ne yapıyorsun? Bu ne? Bu ne? Gördünüz mü? İşte demiştim ben, demiştim. Vay Leyla'cığım. Ben parayı almadım. Bilmiyorum. Ben çalmadım yani. Ben senin paranı falan almadım. Peki bu ne? Kaybolan para da bu kadardı. Ya sen kafayı mı yedin? Ben niye alayım senin paranı? Ben zaten bütün gün... Melisa biz hani bütün gün salonda beraberdik. Söylesene bir şey. Salonda benim yanındaydı. Sen bir ara çıktın dışarı gördüm. Almadım diyor kız. Duymuyor musun? Rahat bırak. Peki bu paralar ne? Ben almadım diyorum. Naz! Kız ben çalmadım diyor ya sen ne uzatıyorsun hala ya? Leyla'nın senin parana ihtiyacı mı var sanıyorsun? Belli ki ihtiyacı varmış kızın. Sizin koymadığınız ne malum paraları? Ben bütün gün salondaydım. Çantam da yanımdaydı. Sadece bir kere biri beni dışarı çağırdı. O yüzden çıktım. Ha, sen çıkmadın. Kim seni çağıran? Siz bana oyun oynuyorsunuz değil mi? Bana iftira atıyorsunuz. Sen çağırttırdın beni değil mi? Leyla'cığım
Paraya ihtiyacım var deseydin verirdim. Çalmana gerek yoktu. Tamam yeter. Sen saçmaladın iyice bak ha. O kimsenin parasını da eşyasını da izinsiz almaz. Sen göreceksin ama. Sen bunun hesabını vereceksin aptal seni. Leyla nereye? Arkadaşlar ne oluyor? Sesiniz koridorun başına kadar geliyor. Geçin artık yerinize hadi. Leyla, yerine geçer misin? Leyla'cığım, paraların düştü. Günün nasıl geçti? Hiç. Bildiğin gibi. Kanat. Annene anlatsana olanları. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Oğlun gittikçe bana benziyor. Belki hoşuna gitmez ama. Kanat ne oldu, ne yaptın? Arkadaşını nasıl dövdüğünü anlatsana annene. Hadi. Ellerine bak. Ama kaptanlığı kaptırmadı. Kanat, baban doğru mu söylüyor? Ben odama çıkabilir miyim? Doydum da. Aşağıda olanlar babanın bir oyunuydu değil mi? Yoksa sen yapmazsın öyle şeyler. Ha? Kanat. Oğlum yapmadım de annene hadi. Anne. Bak farkındayım. Değişiyorsun. Görüyorum ama bir şey yapamıyorum. İçinde büyüyen bir öfke var. Ama ne olursun. Lütfen ona benzeme. Onun gibi olma olur mu? Tamam anne. Bana söz ver. Yaptıysan da bir daha yapmayacağım diye söz ver. Hadi. Anne yorgunum. Biraz dinleneyim. Anneciğim. Hadi ne olursun. Beni seviyorsan söz ver. Tamam dedim ya anne. Lütfen çıkar mısın? Yatacağım. Peki. Peki. Özür dilerim. İyi geceler. Evli durumda. Yardımlanacak bir şey var mı? Yok ya. Zaten sağ olsunlar Neşe abla, Şükran teyze, Hatice abla hepsi bütün gün bizdeymiş.
Öyle ufak tefek şeyler kaldı ama onları da akşamdan akşama hallediyoruz. İyi ki gitmedim. Nasıl yani? Ya ne bileyim kızım. Çok alıştım sana. Başka bir yere taşınsaydın üzülürdüm herhalde. Ben de üzülürdüm. İyi ki buralarda kaldım. İyi o zaman. Sen de mutluysan... bu sana. Yeni ev hediyesi. Ya ne gerek vardı? Ya sen nasıl unutmadın bunu? Ben sana ta ne zaman söyledim bunu unutmak istediğimi? Sana dair hiçbir şey unutamıyorum ki. Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı... gene aynı şekilde... fakat her şeyden habersiz yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu... ve benim de bir ruhum bulunduğunu öğrettin. Sen bunu ezberledin mi gerçekten? İnanmıyorum sana. Bir sürü şey ezberledim. Gülünce yanağında oluşan çizgilerimi, heyecanlanınca üç kere nefes alışımı, gözlerini kaçırmamı, heyecanını bastırmak için ellerinle oynamanı, yutulunca saçlarınla oynamanı. Laf arasında gelişi güzel dile gelen bir isteğimi. Sana dair hiçbir şey unutmuyorum ki. İstesem de unutamıyorum. Ben bu kitabı hiç boş ucumdan ayırmayacağım. Sana dair o kadar çok şey var ki o sayfalar. Eminim ben de sana dair o kadar çok şey bulacağım ki o satırlarda. Gerizekalılar. O küçük aklınızla bana oyun oynayacaksınız. Ben gösteririm size kim kime ne oynuyormuş. Leyla. Ne oyunundan bahsediyorsun sen? Hani biz bir ekiptik? Evet biz bir ekiptik. Ama orada bana iftira attılar. Sen gözünle gördün hiçbir şey söylemedin. Ya nasıl söylemedim? Yanımda olduğunu söyledim ya. Sağ ol ya. İnanılmaz bir destek cümlesiydi. Sağ ol. Sen de... bu yüzden mi eşyalarını toplamaya karar verdin yani? Ben biz dostuz sanmıştım. Değilmişiz. Ben daha fazla kalamam bu evde. Bu evden gitmeyeceksin. Melisa ne yapıyorsun? Tamam. Sen de beni dinleyeceksin. Sonra ne istersen yapabilirsin. Evet seni korumam gerekirdi. Ama ben de sana kırıldım. Sen mi bana kırıldın? Benim sana kırılmam gerekiyor şu an. Leyla biz seninle dostuz. Paraya ihtiyacın varsa benden isteyeceksin tabii ki. Sınıfta da öyle duyunca kırıldım işte. Bir dakika. Sen gerçekten... parayı benim çaldığımı mı düşünüyorsun? Melisa bence sen sus. Çünkü konuştukça batıyorsun ve biz çok büyük kavga edeceğiz. Ben gidiyorum. Leyla biz seninle ev arkadaşı olacağız dedik. En ufak şeyde böyle eşyalarını toplayıp gitmek ne? Evet öyle olacağız dedik. Ama hatırlatırım ben sana yalvarmadım. Sen kendin istedin gel beraber yaşayalım diye. Dedin ki sıkılmadın mı bu mahalleden, bu daracık odadan, Ekim'den? Evet dedim. Ama bu da senin işine geldi Leyla. Kabul et. Madem ben hırsızım, madem sen bana bu kadar güvenmiyorsun... o zaman artık aynı evde yaşamamıza gerek yok. Leyla. Tamam. Özür dilerim, haklısın. Oldu mu? Burası senin evin. Gitme. Bir daha olmayacak ama. Tamam, söz. Şimdi ben bize güzel bir kahve yapıyorum. Sen de şu eşyalarını çıkartıyorsun. Tamam mı? Ama ben sana kanıtlayacağım. Ben çalmadım o parayı, hırsız değilim. Ya tamam dedim ya, özür dilerim dedim ya. Seni seviyorum dedim ya. Hadi, tamam. Bekliyorum. Çabuk olsun. Tamam.
Neden olacak? Öğretmen kilolarıyla dalga geçiyorlarmış. Kızı okulda dolaba kapatmıştır. Okulun yeri öğretmeni. Geçen kalbi değiştirmiş. Komadan acaba? Yani. Gencecik bir kızın hayatıyla oynadı. Ailesini bozuldu. Kız hala komada. Tesadüfe bak. Başka bir öğretmen de okulda kaza yapmış. Kaçma olayı da belli gibi okulda bir şey. Yazıklar olsun. Adalet yok ki memlekette. Bugün okulda yaptıklarını takdir etmekle beraber hoşuma gitmediğini söylemeliyim. Neden? Melisa'ya benzemeye çalışmasam seni daha çok sevebilirdim çünkü. Melisa'ya falan benzediğim yok. Onun için yapmadım. Emin misin? Hiç olmadığım kadar eminim. Efendim? Oğlum yazılanları gördün mü? Yo, görmedim. Ne yazmışlar? Ekran şartlarını atıyorum gruba. Ne oldu? Kim yazmış? Okul TT'ye girmiş, bir sürü şey yazmışlar. Ne oluyor ya? Emine'ymiş kızın adı, komadaymış bir aydır. Yazıktır ya. Ailesi ne durumda, kim bilir? Neydi? Bilmiyorum ki, ben de anlamaya çalışıyorum. Emine'ymiş kızın adı. Komadaymış bir aydır. Yazıktır ya. Ailesi ne durumda, kim bilir? Kilolarıyla dalga geçiyorlarmış. Kızı okulda dolaba kapatmışlar. İnsafsızlar. Okulun yönetimi de rezaletmiş. Geçenlerde el değiştirmiş. Neden acaba? Neden olacak? Öğretmenler okulda can veriyor can. Kolay mı yetişiyor bir öğretmen? Bunları yapanın da üstünü kapatanın da Allah belasını versin. Tesadüfe bak. Başka bir öğretmen de okulda kaza geçirmiş. Yönetim onu da örtbas etmiş. Yine bizim okulla ilgili bir şeyler yazmışlar. Gördüm. Bence bir şey çıkmaz ya, boş ver. Benimle ilgili de yazmışlar. Kıza çarpıp kaçma olayında belliydi bu okulda bir şeyler olduğu. Adalet yok ki memlekette. Neler oluyor ya? Yönetim gerçek kolejinde yaşanan şüpheli ölümleri ve usulsüzlükleri saklamaya devam ediyor. Öğrenciler susturuluyor. Kim yazmış bunu? Ulan alt tarafı Bilisya be. Şu mevzulara bak. Bir hırsızlık diyorsunuz, bir sosyal medya yıkılıyor diyorsunuz. Kazalar, ölümler, intiharlar. Bu ne lan? Oğlum bir de işin en komik tarafı, okulun adının gerçek olduğu gibi burada yazan her şey gerçek. Peki kim sizce? Yani belli ki sosyal medya manipüle ediliyor çünkü. Bilmiyorum ama bizden taraf belli ki. Ya şimdi bir de durduk yere tekrardan bu olayın gündeme gelmesi falan. Gerçekten merak ediyorum. Kim yapıyor yani? Yakında çıkar kokusu ya. Zeliha! Bakıyorum Rıza Bey. Buyurun, hoş geldiniz. İyi akşamlar Rıza Bey. Kusura bakmayın, geç vakitte rahatsız ediyorum ama konu önemli. Hayırdır Fikret? Bir
takım internet siteleri okul hakkında ileri geri şeyler yazıp suçlamalarda bulunmuşlar. Ne demek şimdi bu? Emine'nin intiharından hocaların başına gelen kazalara kadar her şey hakkında bizi suçlamışlar. Allah kahretsin. Avukatları aradın mı? Müdür olarak bir yetkim olmadığı için size sormadan hareket etmek istemedim. Hemen avukatları ara. Daha fazla sitede yayınlanmadan yasaklatmamız lazım bunu. Peki Rıza Bey. Kahretsin. Cebarımı yıkmak için o internet işini sen yaptın. Hayır, ben yapmadım baba. Rıza, dur Allah aşkına. Çekil şurada, oğlunu anlatıyor işte. Böyle. Baba, hayır. Böyle. Hayır, dur. Bu sefer bana güveneceksin baba. Sen de biliyorsun. Ben yapmadım, sen de biliyorsun. Ne? Baba, dur. Ne olur. Bir kerecik. Hayatında bir kez güven şu oğluna. Ne olur. Yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Kim yaptığını bilmiyorum. Ben biliyorum. Ne yapıyorsun sen? Bilmem. Sen söyle. Senin oyun oynayacak vaktim yok. Gidiyorum, okula gidiyorum. Dünkü havuz oyunların işe yaramadı mı? Neden rahat durmuyorsun Hekim? Hı? Peki şimdiki amacın ne? Neden huzursuzluk yaratacak şeyler yapıyorsun? Dersini almadın mı? Dünkü paylaşımla alakalı bir şey soruyorsan benim alakam yok. Yok. Kesin öyledir. Yok diyorum, anlamıyor musun sen? Uğraşmıyorum artık sizinle. Ne haliniz varsa görün. Neden inanayım sana? Daha önce söylediğin yalanlardan birisidir belki bu da. Ekim, ne oluyor? Ben sana kızımdan uzak duracaksın demedim mi? Ne istiyorsun? Bir dakika, annem... Ne yaptın, ne dedin sen? Sen karışma Ekim. Bu kızdan uzak durman için ne yapmam gerekiyor? En iyisi evini aramak herhalde. Ben uzak duruyorum zaten. Ama kızınız bir türlü olayların peşini bırakmıyor. Merak etmeyin. Benim istediğim de tamamen ondan uzak durmak. Kızınızı da benden uzak tutarsanız sevinirim. Aa! Aa! Sen söyleyeceksin. Söyle bakalım küçük hanım, ne demek istedin Kanas Efendi? Yapmadığım bir şeyle suçluyor beni. Kızım, o okulda neler oluyor? Sosyal medyada bir şeyler dönüyormuş. Ya hastanede herkesin dilinde. Ne söyleyeceğim, ne anlatacağım şaşırdım kendime. Anne, tamam. Geç kaldım zaten okula. Ekim, akşam anlatacaksın ama konuşacağız bunları. Hiçbir şey anlatmıyor ya.
Nasıl? Okula alışabildin mi? Dün bir, bugün iki. Alışıyorum. Bu soruyu birkaç gün ya da birkaç hafta sonra tekrar sorsana bana. Bakalım birkaç hafta sonra okul yerinde kalacak mı? Evet. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Parayı senin çalmadığını biliyorum. Öyle mi? O zaman bu tuzağı kimin kurduğunu da biliyorsundur. Bunun için de. O kadar kolay değil ama. Benim için birlik yapmanı istiyorum. Söyle. Ne istediğimi sormayacak mısın? Çünkü umurumda değil. Yeter ki telefonu ver. Ben işte ben bu kızları döveceğim en sonunda. Bunlar benim elimde kalacak. Niye gülüyorsun? Çok mu komik? Yo, komik falan değil. Ama bunu senin yapmayacağını o kadar iyi biliyorum ki Leyla. Neden? Çünkü ben yapmazdım. Ben belki de o kadar sana benzemiyorumdur Aziz. Hı? Belki de ne diyordu şu sizin salak ozan? Benim ruhum hala biraz Varoşova'dır. Bizim ozan mı? Yalnız beni onlardan biriymiş gibi sayman beni incitir Leyla. Senin bir derdin var anlaşılan. Aynen öyle. Ama ben karşılıksız iyilik yapmam. O yüzden senden küçük bir ricam olacak. Önce karşılığımı alayım. Tamam. Dediğin gibi olsun. Şimdi seni dinliyorum. Avukat değil misin işte? Ne yapılması gerekiyorsa yap. Fikret'in ne dediği umurumda değil. Sosyal medyadaki linci engelle. Bilişim suçlarındaki arkadaşlarını ara. Ne yaparsan yap. Hemen. Selam abiciğim. Senin ne işin var burada? Yeni oyuncağın hayırlı olsun. Senin ne işin var burada dedem? Ukala bakışın hala yüzünde aynı. Hiç değişmemişsin. Sen de hiç değişmemişsin. Hala o kızgın çocuksun. İstediğini alamayınca öfkesinden ağzından köpükler saçarak bağıran, öfkesine yenik düşen o toy.
zavallı çocuksun hala. Adımlarına dikkat et abiciğim. Sen o delikten nasıl çıktın? İşte bu konuyu konuşacağız. Çıkamam sandın değil mi? Planın işe yarar. Bu hapiste yıllarca sürünürüm sandın. Maalesef bu kadar şanslı değilim. Benden bu kadar kolay kurtulamazsın. Bırak boş boş konuşmayı. Niye geldin sen onu söyle. Ne istiyorsun? Gerçeği. Gerçeği kabul etmeni istiyorum. Hapse girmeme neden olsun. Çektiğim bütün acıları senin yüzünden yaşadım. Bir kere adam olup, bir kere ya. Bana yaptığın bütün kötülükleri kabul etmeni istiyorum. Bir kere. Ha, bu arada oğulların da öğrenecek. Asla, asla. Babam çok haklıymış biliyor musun? Babamın adını ağzına alma! Çekil bir şeylerin üstünden! Babamı elimden aldın. Şimdi de oğullarımı elimden alacaksın, öyle mi? Rıza'nın işleri yolunda, itibarını alırsam elinden bitiririm işini diyorsun, öyle mi? O haberleri de bu yüzden çıkardın, değil mi? Bir dakika. Ne haberi? Bırak bilmezlikten gelme. Sen iyice kafayı yemişsin ya. Defol şimdi okulumdan. Defol. Yavaş. Sadece senin değil abiciğim. Bu okulda da diğer mallar gibi benim de hakkım var. Bir sonraki gelişimde hiç merak etme. Onları da alacağım. Abiciğim. Defol! Defol! Amca? Kanat? Oy yeğenim. Amca iyi misin? Her şey bitti değil mi? Konuşursan konuşuruz. Gördüğüme çok sevindim. Baban aynı şeyi söylemiyor ama. Az önceki halini bir görseydin. Biliyorum ama umurumda değil. Sen bazen benim ailemsiniz. Üstelik yıllar sonra varlığınızı öğrendim. Kaybetmeye niyetim yok amca. Benim için de öyle yeğenim. Ben de öyle düşünüyorum tabii. Ama bak özellikle senin iyiliğin için görüştüğümüzü bir süre diğerlerinden gizleyelim olur mu? Aziz. Ondan da. Ama özellikle babandan. Ve Hazal'ı da bilmese iyi olur. Merak etme amca. Hadi yürü babana yakalanmayalım. Gel. Ay koçum. Bir Hazal'a bakalım bir de onu göreyim. Tamam. Özür dileyeceksen boşuna yorulma. Açıkçası hiç öyle bir niyetim yoktu. Ozan, senden çok özür diliyorum. Ne olur beni affet. Bilse ne yapıyorsun kalk ayağa. Sana ne kadar değer verdiğimi anlatmaya çalışıyorum. Tamam hadi kalk ayağa. O zaman barıştığımıza göre... Diyorum ki güzel bir parti verelim. Hem bayağıdır da eğlenmiyoruz ha. Okul sosyal medyada cayır cayır yanıyor.
Ve biz partiyle mi kutlayacağız? Hiç korkmuyor musun Melisa? Evet, hiç korkmuyorum. Çünkü beni koşulsuz koruyacak biri var Ozan. Kanat. Neyse. Ben her zaman yaptığım gibi gerçekleri ortaya çıkarmaya gidiyorum. Partiyi sakın unutmuyorsun. Öptüm. Ateş. Niye çağırdın sen beni? Sen beni çağırdın ya. Şaka mı yapıyorsun bak? Oyun mu oynuyorsun sen bana ya? Sanırım ikimiz de oyuna geldik Ekim. Ama itiraf edeceğim. Neyi? Gerçekten... beni çağırmış olman fikri bile heyecan vericiydi. Tuhaf bir çekiciliğin var senin. Etkilenmemek elde değil. Gizemli hallerin. Gözlerinin derinliğindeki sırlar. Zaman zaman öfken. Ama beni en çok çeken şey... yalnız bir kız olman. Peşindesin Melisa. Beni mi takip ediyorsun sen? Evet. Seni takip ediyorum. Ne de olsa tüm ömrüm seni takip ederek geçti. Şuna baksana. Yeni bir aşkı belgelemekle meşgul. Bu sefer Kanat bu kızı aklından kesin çıkaracak. Ozan ne yapıyorsun? Ozan ver şunu. Ozan! Ver şunu dedim. Bak sakın silme Ozan. Ver dedim sana. Al. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Melisa yeter. Daha ne kadar Kanat için mücadele edeceksin? Ne yaparsan yap olmuyor işte. Anla artık. Kanat sana aşık değil. Sen mi bana aşıksın? Hı? Leyla'nın sorduğu soruyu bu kez de ben sorayım sana. Hiçbir yere gidemezsin, beni dinleyeceksin. Tamam, iyi dinliyorum. Kendini kandırıp durma. Senin derdin Kanat'la. Bana daha önce duymadığım bir şey söyle. Gidemezsin dedim sana. Sen beni istemiyorsun. Kanat'ın sahip olduklarını istiyorsun. Senin aşkın yalan. O gün sahilde söylediğin her şeyin iki boş palavra. Sevilmeyi hak ettiğine inandığın zaman bana da inanacaksın. Önce bize oynanan oyunu kim yaptı merak etmiyor musun? Hayır etmiyorum.
Çünkü biliyorum ve seni bu okul konusunda uyarmıştım. Sosyal medya da seninle aynı fikirde. Yazılanları gördün mü? Derse geç kalacağız hadi. Dur kaçma. Yardımına ihtiyacım var. Asla beceremedim şu Meret'i bağlamayı. Hadi derse geç kalacağız. Eski fotoğraflarda zorlanıyordum, düşlüyordum seni, beni sevmesin gibi. Kalbinde birileri var, olsun be geriye bir bak. Dön o akşama ağlarken öpüştüm. Bu şehrin havası bozuk, burnumda kötü kokusu. Gidişlerin boynuna yasla beni. Bu video ne ya? Bunu kim çekti? Leyla yollamış. Evet, ben yolladım. Bana iftira attınız. Pisliğinizi bana bulaştırmak istediniz. Ay, yazık. Şimdi herkesin önünde benden özür dileyeceksiniz. Ne oldu ya? Özür dileyeceksin. Dileriz tatlım, dileriz. Leyla'cığım, sen hiç kendini yorma güzelim. Bence hatta ne yap biliyor musun? Videoyu al, Rıza Bey'in odasına git. Onun orada senden özür dilerler. Ozan. Nazcığım, bu sefer seni Ozan bile kurtaramaz maalesef. Haksızsın. O zaman ben şey yapayım, şöyle bir Rıza Bey'in odasına doğru gideyim, bakayım ne diyor. Tamam, tamam, bekle, tamam, bekle. Özür dilerim. Duyamadım. Özür dilerim. Sıradaki. Özür dilerim Leyla'cığım. Rica ederim. Sıradaki. Özür dilerim. Hı hı. Sıradaki. Özür dilerim. Hı. Rica ederim. Hayır, fena değil. Dünkü haberler için gelmişler. Aptal değiliz anladık. Bir açıklama yapmazsanız çocuklarını okuldan alacaklarını söylüyorlar. Ya her şey aynı gün olmak zorunda mı? Al içeri. Buyurun. Bu yazılanlar doğru mu Rıza Bey? Rıza Bey bir şey söyleyin. Ben çocuğumu bu okuldan alırım. Lütfen sakin olun, sakin olun. Yazılanlar asılsız. Nasıl asılsız ya? Ben eşek yüküyle para veriyorum bu okula. Bu mudur açıklamanız? Hep bir ağızdan konuşursak anlaşamayız. Hazırım. Başlatıyorum. Ben Leyla Ertener. Gerçek Koleji'nin öğrencilerinden biriyim. Dün geceden beri okulumuz asılsız suçlamalarla karalanıyor. Beni tanıyorsunuz. Tanımayanlarınız için haberlerde bahsedilen o korkunç kazada hayatını bir süre tekerlekli sandalyeyle devam eden kişi benim. Okulunu çok seven bir öğrenci olarak kendi payıma düşeni yapmak ve kazayla ya da bahsedilen başka olaylarla ilgili ne okulun ne okul yönetiminin
ne de okuldaki hiçbir öğrencinin sorumluluğu bulunmadığını herkese açıklamak istiyorum. Lütfen artık böyle haberlere ve iftiralara inanmayın. Lütfen artık bizi rahat bırakın ki eğitimimize devam edebilelim. Öğrencimizin söylediklerini duydunuz. Evet, başka sorunuz yoksa eğer biz de okulumuzun prestijini daha arttırmak için çalışalım artık. Kolay gelsin Rıza Bey. Teşekkür ederiz Rıza Bey. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Oldu mu? Çok güzel oldu. Şu Leyla'ya bak ya. Nereden nereye geldik anasını satın. Değişim diye buna derim ben. İnanamıyorum ya. Leyla nasıl bunları söyler ki? Senin derste olman gerekmiyor mu? Başım ağrıdığı için revirdeydim. Bütün bu veliler sence nasıl bir anda yok oldu baba? Leyla'nın açıklamasıyla. Bunu söylemek için mi dersten kaçtın? Hadi dön şimdi sınıfına. Peki hiç düşündün mü? O kameranın arkasında kim var? Leyla'ya bunları kim söyletiyor diye? Evet. Tam da tahmin ettiğin gibi. Ben. Aziz, bu olayla senin ne alakan var? Ben sadece ailemizin ve okulumuzun itibarını korumak için yaptım. Ya da bu işin içinde olduğundan paçayı kurtarmak için yaptım. Baba, daha kaç kere söyleyeceğim? Benim bu kazayla hiçbir bağlantım yok. Ben sadece yapılması gereken şeyi yaptım. Dün gece sosyal medyaya haberler çıkınca yapılacak en doğru şey Leyla'yı konuşturmaktı çünkü. Gördüğün gibi planım da işe yaradı. Başını üşüyen herkes bir anda yok oldu. Hadi ama. Kabul et. Nefret ettiğim küçük oğlum mu bana bunu yaptı diye kutla bu anı. Dün geceden sonra bu sessizlik yeter bile bana. Teşekküre gerek yok. Azal. Amcam tekrar uyardı. Tamam Kanat, biliyorum. Ya zaten Ekim'e de söylemedim ben kuzen olduğumuzu. Ha bu arada Ekim demişken, bu okula yeni gelen çocuğun adı neydi? Ateş. Bana biraz Ekim'den hoşlandı gibi geldi. Umurumda değil. Hem ben kimsenin aşk hayatının çetelesini tutmuyorum Azal. Ya biraz enteresan bir tip falan ya. Ya da enteresan olmasa da en azından birçoğumuzdan zeki olduğu kesin. Neyse, ben kütüphaneye gidiyorum. Efendim Nevin'ciğim. Selam Neşe'ciğim. Fotoğraflarını yolladığın ilaçlar var ya, kusura bakma. Bizim hocaya ancak sorabildim. Ne ilacıymış? Haklıymışsın. Kemoterapi nedeniyle oluşan yan etkilerin tedavisinde kullanılan ilaçlarmış. Ev eski yani. Tesisat da sizlere ömür. Tamam, tamam Nevin. Arayacağım ben seni. Görüşürüz. Bugün uğrayabilir misin müsait olursa? Gelirim abi de önce ufak bir işim var, onu halletmem lazım. Yaşa. Ben evde olacağım, bekliyorum. Tamamdır. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abim, işte. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Neşe Hanım merhaba, nasılsınız? Merhaba Derviş Bey, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ne tarafa? Çarşıya gidiyorum, birkaç parça şey alacağım da. Size eşlik edeyim. Alabilir miyim lütfen? Lütfen, ben taşırım. Rica ederim. Peki, güzel. Çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz, bunun da evin eksiği gediği çok fazla malum. Evin bayağı bir adam olması lazım. Ben de ustalarla randevulaşmaya çalışıyordum. Tabii. Tabii. Derviş Bey. Buyurun. Ben özür dilerim ama istemeden bir şeye şahitlik ettim. Taşınırken bazı kolilerinizin içinde ilaçlar buldum.
yanlış anlamayın. Yani niyetim asla sizi üzmek, kırmak değil ama... Yok, öyle bir şey düşünmedim zaten. Hiç haddim değil belki ama hemşirelik hassasiyetime verin lütfen. Yani ben emin olamadım. Yoksa asla sizi üzmek, kırmak derdinde değilim. Nişan Hanım, lütfen sorun artık. Bu kadar nazik olmanıza gerek yok. O ilaçları siz mi kullanıyorsunuz Derviş Bey? Evet. Çok zamanım kalmadı. Ben ölümden korkmuyorum. Sadece... pek düşündüğüm Hazal. Onu emanet edecek kimsenin olmuyor. O nasıl söz Derviş Bey? Hazal hepimizin kızı. En başta da benim. O asla sahipsiz değil. Teşekkür ederim. Ne kadar samimi olduğunuzu biliyorum. Zaten o yüzden mahallede kaldım. Kızım sizin gibi insanların yanında kalırsa gözüm ne bileyim arkada kalmaz diye düşündüm. Hiç ümidinizi kesmeyin Derviş Bey. Eminim tedaviniz çok iyi sonuç verecek. Siz çok güçlü birisiniz. Hem Hazal da kendi başının çaresine bakabilecek bir kız. Ona hiç aklınız kalmasın. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. İyi ki varsınız. Gerçek Koleji'nin öğrencilerinden biriyim. Dün geceden beri okulumuz asılsız suçlamalarla karalanıyor. Beni tanıyorsunuz. Tanımayanlarınız için haberlerde bahsedilen o korkunç kazada hayatının bir süre tekerlekli sandalyeyle devam eden kişi benim. Okulunu çok seven bir öğrenci olarak kendi payıma düşeni yapmak ve kazayla ya da bahsedilen başka olaylarla ilgili okul yönetiminin de okulun ya da okuldaki hiçbir öğrenci Ayşe, burslu öğrencilerimizden biri. Çalışkan, Ayşe işlerinden en temiz kalplisiymiş gibi duruyor. Ekim, arkadaşlarına çok değer veriyor. Leyla'nın kaza geçirmesi onu çok etkilemiş, çok öfkeli. Melisa, Melisa'nın babası okulun sahibi. Rahat tavırlarında ve güçlü duruşunda bunun bir etkisi var gibi. Annesini kaybettiğini öğrendim. Onun yokluğunu hissediyor. Kanat. Kanat okulda popüler bir çocuk. Tıpkı Melisa gibi. Ozan ve Melisa ile yakın arkadaş anladığım kadarıyla. Biraz asi. Kanat için daha fazla araştırma yapmalıyım. Aziz ile ilişkisi sorunlu. Ailenin evine gitmek düşündüğümden farklı gelişti. Hata mı yaptım? Aziz yalan söylüyor olabilir mi? Bugün inanılmaz bir şey oldu. Odama gelip sonunda itiraf etti. Bebeğinin babası okuldan biriymiş. Kim olduğunu söylemedi. Ama benim tahminlerim var. Şimdi elimdesiniz. We'll be right back.
haline bakılırsa ikimizin de planı işlemiş gibi görünüyor. Hem de nasıl? İçimden bir ses işbirliğimizin uzun soluklu olacağını söylüyor. Sadece işbirliğimizin mi? Bilmem. Buna sen karar vereceksin. Bebeğin babası sensin. Neyse, ben kitapları alıp geliyorum. Geçin siz. Tamam, bekleriz. Bebeğin babası sensin biliyorum. Spor salonuna gel. Sıyor. Bebeğin babası sensin biliyorum. Spor salonuna gel. Gelmezsen bütün okul bağlıyor oyuncu. Seni seçmedim. Bebeğin babası sensin, biliyorum. Spor salonuna gel. Gelmezsen bütün okul bu olayı öğrenir. Senin seçimin.
bana ne olduğunu anlatacaksın. Hocanın eşyalarının arasında sen ne arıyordun? Senden farklı bir şey yapmıyorum ki. Ben de gerçeği arıyorum. Kokusu